Burada anne babamızı bırakıyoruz demek, saygısızlık yapıyoruz, terk ediyoruz, bir daha görüşmüyoruz demek değildir elbette ki onlarla ilişkimiz sürer. Tanrı'nın tarif ettiği evlilikte ne vardı? Anne babanı bırakacaksın, eşine bağlanacaksın ve bir beden olacaksın. Anne babayı bırakmıyorsan o zaman eşine bağlanamıyorsun. O çift e, hiçbir zaman tamamen birbirine bağlanamıyorlar çünkü bazen o aileleri izin vermiyor. Senin eşin bundan sonra en iyi arkadaşın olmalı. Onun yerine hiç kimseyi koyman gerekiyor. Koyarsan o zaman bu evliliğinize töket olabiliyor. Değerli izleyicimiz, bir programımıza da hoş geldiniz. İzler evlilik sanatı programlarında evliliğin gerçekten Tanrı'nın gözü ne kadar kutsal olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Rabbin gözünde gerçekten bu önemli bir şey. Bizlere bağışlanan bir kurumdur ama buna da sahip çıkmamız gerekiyor. Bu arada Kanal Hayat'ın YouTube kanalına abone olursanız seviniriz. Bugün yanımda değerli sevgili eşim Sara. Kendisi terapisttir. Sürekli olarak bayanlara yardım eder bu tür konularda. Özellikle evlilik konusu sürekli gündeme geliyor. Bir önceki programda ne gördük? Aslında günümüzde insanlar evlenmeden direkt bir ilişki kurmayı tercih ediyorlar. Birlikte yaşamaya çalışıyorlar. Gidebildiği kadar. Ama bunun ne kadar sağlıksız olduğunu da gördük. Yani özet olarak neden çok sağlıksız bu tarz ilişkiler? Çünkü hiçbir zaman kendilerini güvende hissetmeyecekler. Hı -hı. Hiçbir zaman e, sağlıklı bir ilişki kuramayacaklar. Çünkü her zaman bir çıkış yolu olduğunu inanıyorlar. Hı -hı. Ve tabii bu daha tür tür sorunlara yol açabiliyor. Depresyon, intihara kadar boşanma gider ayrıldıklara, çocuk yapamıyorlar, birlikte bir hayat kuramıyorlar, birlikte bir ev bile almak istemiyorlar. Evleneceğiz, evleneceğiz diyorlar ama çoğu zaman evlenmiyor ve ayrılıyorlar. Tür tür hastalıklar da söz konusu olabilir. Ama dedik Rabbin gözünde evlilik nedir? Evlilik Tanrı'nın sözüne göre aslında daha günah dünyaya girmeden önce vardı. Bu kadim diyebileceğimiz bir kurumdur. E, Yaratılış kitabında ikinci bölümde Tanrı Adem'i yaratıyor. E sonra ona havayı getiriyor ve ilk nikahı Rabbin kendisi orada kıyıyor. Ve orada bir cümlede evliliğin belki de en e, en önemli böyle özetini, e, evliliğin manifestosunu e, açıklıyor bizlere. Diyor ki e, 24. ayet, bu nedenle adam annesini, babasını, bırakıp karısına bağlanacak ikisi tek beden olacak. Bu çok güzel aslında bir tanımlama. Bu üç adım neden çok önemli sence? Bu üç adım çok önemli çünkü ancak o şekilde kendi yuvaları kurabilirler. Ancak Hı -hı. o şekilde iki kişi bir olabilir. Yani dışarıda kişileri bırakıyorlar Hı -hı. ve kendi iki kişi bir. yeni bir şey oluşturuyorlar. Bir ev, bir yuva mı diyorsun, bir aile mi diyorsun? Hı hı. Yani öyle onun için çok önemli. Yani özellikle işte anne babayı bırakmak. Hı hı. Yani başka artık hiçbir şey bu ilişki karışmaması lazım. Değil mi? Yani tabii ki oradan başlayabiliriz. Yani ilk evliliği Rab burada tasarlarken ilginçtir ki özellikle bunu vurguluyor. Adam anne babasını bırakması lazım diyor. Daha tabii ki Adem'in babası annesi yoktu daha öyle bir şey yoktu ama e, ileride evliliğin olacağını bilerek böyle bir kıstas koyuyor oraya. Annesini, babasını bırakacak. E, tabii ki bu bazen zor geliyor. Özellikle Orta insanlarımıza. Hani ne demek babamı, annemi nasıl bırakabilirim? Yani birçoğu zaten onlarla birlikte hemen yaşamaya başlıyor. Evlendikten hemen sonra birlikte aynı evde yaşıyorlar. Ama bu ne tür sorunlara yol açabiliyor? Çünkü hiçbir zaman evlilik bağımsız olmamaya yani bağımsız olmuyorlar. Hı hı. yani her zaman duygusal bir bağ oluyor, fiziksel bir bağ oluyor. Yani her zaman anne babanın parmakları var o yeni ilişkide. O zaman hiçbir zaman bağımsız ayrı bir aile olamıyorlar. Hı hı. Yani Birçok defa birlikte evlilik danışmanlığı yaptık. Ve buna çok kez rastladık. Evet iletişim sıkıntısı olabilir, daha başka sorunlar olabilir bu ilişkide ama eğer ilişkide halen ailelerinin bir parmağı, bir artık etkileri varsa bu daha da zorlaştırıyor aslında ilişkiyi. Bir türlü onlar kaynaşamıyorlar, yani bir olamıyorlar. Sanki bir taraftan halen çeken birileri vardır, oradaki bağ kopmadıkça onlar bir olamıyorlar. Doğru değil mi? Hı hı. Ve şey bir taraftan e, çok fazla bu kültürde şey var. yani anne anne özellikle daha çok diyebilirim. E, birini suçlar nasıl beni bırakırsın. Hı -hı. Artık beni sevmiyor musun. İşte kıskanır o yeni ilişki bir yönden Hı -hı. hem erkek için olabilir hem bayan için olabilir bu. Ve bu büyük bir stres yaratıyor. Çünkü sonradan o evlenen kişi sanki ortada kalmış oluyor. Ve orada bir problem oluyor. Onun için Rab çok hikmetli diyor anne babayı bırakacaksın yani tabii ki yine de saygı duyuyoruz anne babaya ama o duygusal bağ kopması lazım. Özellikle erkek çok arada kalabiliyor değil mi? Hani annesini seviyor, annesini sayıyor ama annesiyle birlikte aynı evde yaşıyorlarsa yeni çift o zaman annesinin sözünü mü dinleyecek? Eşinin sözüne bakıp mı onu e, mutlu etmeye mi çalışacak? Ve bazı dediğin gibi anne kıskanabilir aslında ne kadar severse de. E, bazen de gelini de çok çalıştırabilir. Köle gibi aslında evde onu e, tutabilir. O da çok sağlıklı değil. Bunun belki örnekleri var senin aklına gelen. E Tabii öyle çok örnek var. Zaten herkes o hikayeyi biliyor. Yani burada yaşayan herkes. Hı hı. Ama daha çok e, aklıma şey geliyor. Yani bir yönden o çift... E, ...hiçbir zaman tamamen birbirine bağlanamıyorlar. Çünkü bazen o aileleri izin vermiyor. Hmm. Yani o suçluluk duygusu çok fazla yüklüyorlar. O çifte ya erkeğe... Ve ben şeyde çok gördüm bunu örnek olarak. Bir e, örnek erkeğin annesi ve babasının sağlıklı bir evliliği yoksa... ...anne de çok bağlı oğluna. Hmm. Yani ondan duygusal destek sürekli istiyor. O zaman izin yok ki o gelinde oluna bağlansın bir yönden. Hmm. Yani engel oluyor. Orada resmen set çekiyor. Um, ve bazen sanki bir ihanet olarak da algılıyorlar. Yani sen mısın bizi bırakan? Nasıl olur gidersin başka yere? Bizi bırakıyorsun, bizi sevmiyor musun? Ve bir e, duygu sömürgüsü de orada başlayabiliyor. Ve bu çok sağlık sağlıksız. Çünkü e, ikinci adıma geçmek için o ilk adım çok önemli. Yani anne babayı bırakmıyorsan o zaman eşine bağlanamıyorsun. Bağlanmak sözü burada. kusa kitapta tabii ki yani yapışmak demektir. Bir olmak demektir. Zaten ama maksat bu. Evliliğin maksadı bir olabilmek. Ama dediğim gibi burada anne babamızı bırakıyoruz demek, saygısızlık yapıyoruz, terk ediyoruz, bir daha görüşmüyoruz demek değildir elbette ki. Onlarla ilişkimiz sürer. Seviyeli, mesafeli bir şekilde. Ama yeni evimizi kurmak için Gerçekten bir mesafe gerekiyor. Belki mümkünse yeni bir eve geçmek gerekiyor, yeni ayrı bir düzen, farklı bir yuva kurmak gerekiyor. Doğru değil mi? Kesinlikle. Artık anne, annenin, babanın sözü geçerli değil. Yani bazın o da var. Yani sanki senin çocuğun evlendi ama hala çocuk gibi ona davranıyorsun. Hmm. Benim sözümü dinlemek zorundasın gibi bir his yaratıyorlar ve bu da yanlış bir şey. Çünkü sonuçta bu çift evlendiyse o kadar büyüdülerse evlenebilmek için o zaman hayatlarıyla ilgili kendi kararları verebilirler. Ama bu konuda da artık beni dinlemiyorsun, beni önemsemiyorsun gibi çok görüyorum. Böyle sözler kullanan var. Hmm. Dolayısıyla fiziksel bir mesafe gerekli diye görüyoruz Rabbin sözünde. Tabii ki anlıyorum bazen yeni evlenmişken hemen belki ayrı bir eve geçmek zor olabilir ama mümkün olduğunca ilk fırsatta bunu sağlayabilmek lazım. Hatta anne-baba olarak da bence bunu bu konuda yardımcı olmak gerekiyor. Biz daha geçen sene kızımızı evlendirdik. Zor oldu ama onlar için dedik hani ayrı bir eviniz olsun. Biz kesinlikle sizin ilişkinizi bu yönden olumsuz yönden etkilemek istemiyoruz. Seviyoruz. İstiyoruz sizlerle bir araya gelmek sık sık ama biliyoruz ki sizin ayrı bir yerde olmanız gerekiyor. Yani fiziksel mesafe önemli. Duygusal bir mesafe da gerekiyor. Yani artık o erkekle kız ya da bayan bağlanabilsinler, bir olabilsinler. Bunun için annenin, babanın bir adım geri atması gerekiyor. Ve bence bunda da aynı zamanda finansal bir bağımsızlık da gerekiyor. Doğru değil mi? Evet. Çünkü eğer sonuç olarak bir anne baba zaten o evli çifti işte kirasını veriyorsa, işte yemek ayarlıyorsa, gıda falan falan faturalar ödüyorsa o zaman onlara göre bir söz hakkımız var gibi Hı -hı. görüyorlar değil mi? O zaman her konuda ayrı olmamız lazım. Tamam anlıyorum İlk başta belki bir aile destek olabilir. Böyle gerekiyor bazen değil mi? Çünkü Hı -hı. yeniden böyle yeni bir aile kurmak, yeni bir yuva kurmak bazen çok zor olabilir. Ama sonradan anne baba işte geri adım atmaları lazım. Yani ben anne olarak bunu bu sene çok yaşadım. Yani bir anne olarak ben kızımla çok çok yakınım. Hı hı. Ve e, ben de bazen işte üzgünse ya da bakıyorum kötü bir gün geçiriyorsa benim direkt istediğim şey ha atlayıp işte onu teselli etmek, o, onu işte kaldırmak, işte bina etmek falan. Ama ben de şey öğrendim, hayır işte tamam zaman zaman yine bir anne olarak bunu yapabilirim. Ama eskiden her gün bunu yapardım ya da Sürekli bunu yapardım ama artık o rol benim rolüm değil. O kocasının roludur artık. Ve ben bu konuda dikkat etmem lazım. Doğru. Yani aklıma daha önce danışmanlık yaptım bir çift geliyor. Yani 10 yıldır birlikte evlidirler, çocukları var. Ama ne oluyor? E, halen e, erkeğin annesinden aslında finansal olarak destek aldıklarından dolayı bir türlü kopamadılar. Evinden bile çıkamadılar. Ve şimdi de ayrı yaşıyorlar birbirini seviyorlar aslında. Çok değerli, çok tatlı bir çift ama bir türlü o bağımsızlığı kuramadıklarından dolayı bağlanamadılar. O yuvayı kuramadılar. Çünkü halen annenin, annesinin sözü geçiyor orada. Tabii ki o zaman ikinci adım bağlanmaktır. Gerçekten bağlanmak demek Rabbin sözüne göre yapışmak. Kusa kitapta geçen bu söz çok dikkatimi çekiyor. Yani Rabbe bağlı olmaktan gelir bu söz birbirimize o derecede bağlı, yapışmış, gerçekten yeri gelen muhtaç da olmamız gerekiyor. Peki bu zor bir şey ama insanlar hep özgür, bağımsız takılmaya alışmışlar. Bekar iken özellikle ama evliliğe yelteniyorsan o zaman bir yeri geldiğinde muhtaç olmaya da razı olman lazım. Doğru değil mi? Evet yani artık bugünlerde ne görüyoruz? Sevgi işte şey insanlara ona insanlara göre nedir? Hı hı. Yani daha çok bencil bir sevgiden bahsederler fark edersen. Ama tabii ki e, sağlıklı bir ilişkide yani sağlıklı bir evlilikte birbirimize muhtaç olacağız. Yani birbirimize bağlanacağız. Bir paylaşlık olacak, bir fedakarlık olacak. Ya benim mutlu et diye bir şey yok yok. Benim işim benim rolüm karşılıklı karşıdaki insanı düşünmek. Ama işte o bencil sevgi çok yaygın şu anda. Tabii ki bağlanabilmek için de kararlılık gerekiyor. Ki kutsal kitap e, evli hep bu yönen tarif eder. Kutsal bir antlaşma. Tanrı'nın huzurunda verilen bir e, sözdür. E, burada artık bağlanmak üzere. Ve ne diyoruz? Hastalıkta, güzel günde, iyi günde, e, kötü günde, işte zorlukta her türlü birlikte olmaya karar veriyoruz. Ee, bağlanmaya karar veriyoruz. Ama dediğin gibi çoğu insan beni mutlu ettiği sürece ona bağlı kalırım. Hani götürürüz gidebildiği kadar. Eğer öyle düşünüyorsa insan bence evlenmemesi daha iyi. Eğer özgürlüğünü, bağımsızlığının çok önemseyip de ondan vazgeçmek istemiyorsa evlenmese daha iyi. Zaten o kişiyle bir evlilik yürümez. Doğru değil mi? Doğru. Yani yürümez, yürüyemez. Çünkü sonuç olarak o kişi böyle düşünüyorsa kendinden vermek istemez, daha biraz daha bencil olmaya başlayacak ve sonuç olarak hiçbir zaman mutlu olmayacak. Çünkü onun mutluluğu ne, neye bağlıdır? O beni mutlu etsin. Tabii ki sonra üçüncü basamağa geliyoruz. Burada Tanrı'nın tarif ettiği evlilikte ne vardı? Anne babana bırakacaksın, eşine bağlanacaksın ve bir beden olacaksın. Yani ben bunu şey olarak algılıyorum. Yani evliliğin doruk noktası, hedefi bu olmalı. Ee, yeni bir insan olmak. Artık iki değil, bir kişi olmak. Zaten İsa Mesih aynen bu ayeti nerede kullanıyor? Matta Mata 19. bölümde ona boşanma ile ilgili bir şey soruyorlar. Ve İsa diyor ki Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmaması lazım. Çünkü onlar artık iki değil, onlar birdirler. Değil mi? ki çok zaman sen de görmüşsün bir nikah kıyarken birkaç defa hep bunu söyledim insanlara. Bakın farkında mısınız? Bugün evet mutlu oluyoruz sizin birlikte oluşunuzdan. Hani bir evlilik kuruluyor burada ama aynı zamanda burada bugün iki tane cenaze var. İki kişi bugün ölüyor ve tek bir kişi olarak diriliyorlar. Evlilik budur çünkü. Benliğimize bir anlamda orada son veriyoruz. Artık ben kendimi sadece düşünmeyeceğiz. Ben diye bir şey kalmayacak. Biz diye bir olay ortaya çıkacak. Biz dediğimizde artık yeni bir beden, bir birlik oluşuyor ki bu bir kere de olmuyor. İlerleyen süreçte belki hayatımızın amacı budur. Sağlıklı bir evliliğin sonunda bu ortaya çıkıyor. Artık o iki kişiyi iki değil de bir olarak görmeye başlıyoruz. Evet artık iki kişi ayrı ayrı değil bir hayat bir yoldayız değil mi? Hı hı. Biz iki ayrı yolda gitmiyoruz böyle. Yani bir yolda beraber yürümeye karar veriyoruz. Hedeflerimiz benziyor. Yani yaptığımız her şey beraber. Yani artık örnek bizim için Can ve Sara. Yani şey değil. Can ayrı, Sara değil. Yani her zaman Can ve Sara. Yani evli çift böyle bir şey. Yani evet hayatımız birleşiyor. Yani e, tabii ki bir beden deyince insanların aklına gelen ilk şey fiziksel bir birlik. Ha işte evlendiler mi artık cinsel ilişkiye girebilirler. Tabii ki e, cinsel ilişki o birliğin bir parçasıdır. E, bir çocuk sahibi olabiliyorlar. Yani hayatlarını bu şekilde paylaşıyorlar ama bahsedilen birlik bence cinsel birlikten çok çok daha ötede bir şey. E, demin bahsettiğimiz mesela finansal birlik de bence önemli. Doğru değil mi? Yani Orada biz maddi gücümüzü birleştirebilmeliyiz daha güçlü olabilmek için. Ama her zaman yok senin hesabın ayrı, benim hesabım ayrı, senin araban ayrı, benimki ayrı, senin evin fark nereye kadar? O zaman bir olmaya karşı orada biz direniyoruz uh -huh. ve gerçek anlamda bir olamıyoruz. Doğru, doğru. Yani bir bir olamıyoruz çünkü her zaman benim, senin, senin, benim. Ha o zaman o benim param, o senin paran değil. Yani o zaman yine de ayrı iki hayat oluşmaya başlıyor. Daha bu geçen hafta yine benzer evlilik sıkıntısı yaşayan bir çiftle beraberdim. Ve bunun tartışmasını yapıyorlardı. İşte kiranın bu kadarını sen verecektin. Yoksa ben kirayı ödeyecektim, sen faturaları ödeyecektin. Niye böyle oldu niye şöyle yaptın, neden sen ödemiyorsun, ben ödedim. ...beli bir olmaya karar veremediniz. Yani buna siz şey yapamadınız, alışamadınız. O yüzden boşanmadan bahsediyorsunuz. Çünkü bir olamadınız. Yani ruhsal anlamda da bir olmak önemli. Yani gerçekten birlik bir paydaşlık içinde olmak da önemli. Ruhsal olarak birlikte dua edebilmek, birlikte kiliseye gidebilmek... ...birlikte çocuklarımız Rabbin sözünü okumak... ...birlikte zorluklara göğüs gerebilmek... Eğer ruhsal bir birlik de yoksa o ailede, e, yine birlikte yürümesi zor. Doğru değil mi? Kesinlikle ve aynı zamanda duygusal bir bağlılık olması lazım. Hı -hı. Yani başka bir şekilde, başka bir insana duygusal olarak daha yakın olmamam lazım. Yani Hı -hı. en çok kime yakınım? Eşime yakınım. Ama bazen işte daha işte duygusal olarak başka insanlara bağlıysak, bu da bizim evliliğimizi engelliyor. Evet yani erkekler halen, yok işte erkekler arkadaşlarımızla ben işte her gece gidiyorsam, okey oynuyorsam, işte maç izliyorsam bu evliliğin birliğini aslında e, ne yazık ki engeliyor. Ya da kadın sürekli arkadaşlarıyla bir yere gidip e, çay içiyorsa ve gerçekten evliliğini, yuvasını ihmal ediyorsa o zaman evliliğin birliğine aslında yatırım yapmıyor orada aslında. E, hep bir duvarların oluşmasına sebep olabiliyor. E, önemli duygusal olarak dediğin gibi. Hatırlıyorum yani ilk evlendiğim zaman babama sordum dedim hani babam hani tamam evlendik ama şu şu arkadaşlarım da var. Ya işte şu eski arkadaşım da var. Babam dedi ki hayır bundan sonra eşinden başka iyi bir arkadaşın olmayacak. En iyi arkadaşın eşin olacaktır. Birlikte arkadaşlarınız varsa birlikte tanıdığınız beraber gittiğiniz çiftler varsa birlikte bir şeyler yapıyorsunuz yapın. Ama senin eşin... Bundan sonra en iyi arkadaşın olmalı. Onun yerine hiç kimseyi koyman gerekiyor. Koyarsan o zaman bu evliliğinize tökez olabiliyor. Tabii ki e, ne görüyoruz o zaman? Üç basamak burada anlatıyor bizlere. Anne babanızı bırakacaksınız, bağlanacaksınız, bir beden olacaksınız ve evlilik bu şekilde gerçek anlamda e, güçlü olur. Yani sevgi dediğimiz aradığımız şey bunun içerisinden yükselir çıkar. Yani insanlar çünkü sevgi deyince hani hoş hisler diye düşünüyorlar ama bence bundan çok da öte bir şey. Ee, esas sevgide evlilikte aradığımız sadece hoş duygulardan ziyade güven, bağlılık, esenlik ve bence de dostluk. Evliliğin içerisinde olması gereken şeyler. Bunlar bunlar sevginin ürünüdür. Bunlar duygu ve histen çok öte bir şey. Bunları yakalayabilmek için birçok şeyden feragat etmemiz gerekiyor. Belki arkadaşları, bazı ortamları, bazı alışkanlıkları da kenara atmamız gerekiyor. Hatta öz ailemizi de belki bir kenara koyup ben bu kişiyle beraber olmak istiyorsam, bir olmak istiyorsam artık tamamıyla ona yöneleceğim, ona odaklanacağım. Doğru değil mi? Doğru, doğru. Tabii ki örnekleri çoğaltabiliriz ama kısa kitap daha sonra Efesler bölümünde de yine bu birliktelikten, bu bir beden olmaktan bahsediyor. Yani tekrar ve tekrar evlilik bu şekilde tanımlanır. Yani evlilik demek sadece birlikte yaşamak demek değil, cinsel anlamda birleşmek değil, birlikte bir hayat kurmak demektir. Ve birbirimize tamamıyla bağlanıp birbirimize tamamıyla aslında adanmak demektir. Değerli kardeşlerimiz, Gerçekten evlilik harika, kutsal bir şey. Evlilik Tanrı'nın fikri. Daha biz olmadan önce, daha Adem ve Hava yeni böyle dünyaya geldiklerinde Tanrı evlilik gerçeğini karşılarına çıkarttı, onları o birleştirdi. Bu Tanrı'nın harika bir fikri. Ama mutlu olmak istiyorsak bu konuda Tanrıya ve Tanrı'nın sözüne bağlı olmamız gerekiyor. Evlilik bizim istediğimiz ya da hani hayal ettiğimiz gibi olmuyor ya da filmlerde gördüğümüz gibi kesinlikle güzel gitmiyor. En güzel evlilik Tanrı'nın aslında baştan beri öğrettiği şekilde olan evliliktir. Nedir? Bırakalım. Engel olabilecek her şeyi geride bırakalım. Eşimize bağlanalım. Bir olma yolunda ilerleyelim. En güzel, en kutsal, en harika evlilik budur. İlerleyen bölümlerde yine bu evliliğin belki önüne gelebilecek sıkıntıları da dile getireceğiz ama Rabbin sözü doğrusunu bize gösteriyor. Biz ona boyun eğersek gerçekten mutlu oluruz.